Sabunu bol buldun galiba ha? Merdivenler yetmedi. Sokağa saçıyorsun şimdi de. Yok Memduh Bey. Siliyorum işte. Üstelik sabunu da az kullanıyorum biliyorsunuz. Tabii canım. Topla aidatı. Ver kapıcının eline. Ne olacak? Burada oturanlar havadan süpürüyorlar. Çöp poşetleri damlıyor Memduh Bey. İki gün sonra kokudan durabilene aşk olsun. Silmezsem olmaz ki. Sen yine de dikkati elden bırakma. Zaten niye tutuyoruz seni şurada? Bu titizliğin, bu intizamın için. Yoksa vallahi herkes veriyor temizlik şirketine. Oh! O yüzden dikkat et, dikkat. Ediyorum Memduh Bey. Bak, dairede oturuyorsun beyler paşalar gibi. Çoluk çocuğun rahat. Kıymetini bil, kıymetini. Al kızım şunları. İsa, yine söylendi mi? Her zamanki gibi işte. Ulan git taş taşı daha iyi be. Bazen şeytan diyor ki, al paspas sopasını eline, eşek sudan gelene kadar... Neyse, harap etme kendini. Bakarsın önümüzdeki seneye değiştirirler bunu. Yok ya. Bu adam anasının karnından apartman yöneticisi doğmuş. İş yok, güç yok herifte. Diğer sakinlerde uğraşmıyorlar hiç. Ne olacak? Meydan buna kalıyor işte. Neyse, bu da bizim imtihanımızmış işte. Hadi yemeğini ye. Nereye böyle bakayım? Burcu'nun okuluna Memduh Bey. Kayıt yenileyecekmişiz de. İyi iyi, yeniletin ya. Ne olacaksa. Temizliğini falan yapıyorsun değil mi? Ne? Çocuğun diyorum. Temizliğine falan dikkat edin. Bit bit getirmesin oralarda. Tamam mı? Hiç müsamaha etmem. Yemek hazır mı? Burcu, neyin var senin? Yok bir şey baba. Ama kıpkırmızı olmuş senin gözlerin kızım. Ne oldu? Ağlıyor sabahtan beri. Ne olacak? Ne oldu? Memduh Bey. Okula giderken karşılaştık. Memduh Bey mi? Adam eşek arısı gibi İsa. Gördüğü yerde illa sokacak. İlla can yakacak. Ne oldu? Ne dedi ki? Ne olacak canım? Ne temizliğimizi bıraktı, ne kirimizi pasımızı bıraktı. Sanki biz insan değiliz. Hayvan herif. Nereye İsa, ne yapıyorsun? Gidip soracağım bunun hesabını. Yeter be. Yapma İsa. Ben öylesine söyledim işte. Yapma. Ama bu adam hep aynı şeyi yapıyor.
Yapamayız bir şey İsa. Koyar kapının önüne. Ya şu halimizle kalırız ortada. Yapma. Hadi yemeğimizi yiyelim. Allah'ından bulsun. Hadi kızım. Sana böyle. Aman yarabbim. Neyin var senin? Bir kırığın falan var senin. Pek de şirinsin. İyi de ne yapmalı şimdi? Ulan ne vicdansızlık be. Bir de çöpe atmışlar hayvanı. Dur. Senin karnını bir doyuralım. Meseleyi anlayalım. Sonrası Allah kerim. İsa! İsa! Ben hala gazete bekliyorum beyefendi. Hemen getiriyorum Memduh Bey. Hadi hadi, acele et. Gözünü seveyim ses çıkarma. Dur bir ya. İçeri gireyim. Kızım bir karton falan bul hadi. Baba nereden buldun bunu? Çok şeker. İsa ne oluyor? Ya getirin şu kutuyu hadi. Ay. Çöp konteynerinde buldum. Yaralı. Ya. Galiba bacağı falan kırık. Vicdansızın biri de atmış oraya işte. Ah yavrum. Ay, ya pek de şirin. Ne insanlar var anam şu dünyada. Adın ne senin bakayım? Ha? Ay canım canım. İyi de İsa. Ne yapacağız biz bunu apartmanın içinde? Vallahi Memduh tefe koyar bizi. Mahveder. Ya ne bileyim işte. Onu orada öylece bırakamazdım. Düşünsene Hatice. Çöp kamyonu gelecek. Dökecekler arkasına. Çöplerle birlikte bu garibanı da presleyip atacaklar. Ay. Öyle de. Ay canım benim. Senin adın garip olsun. Garip olur mu baba? Olur kızım. Köpeği bir temizleyelim. Ondan sonra da kırığına yarasına bir baktırmak lazım. Ay çok tatlı. Canım. Nasıl olacaksa. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hı.
Şey hanımefendi, ben bu köpeği çöpte buldum. Evet. İçim razı olmadı. Sevaptır dedim. Aldım, yıkadım, pakladım. Hı hı. Karnını doyurdum. Ama galiba bir yarası kırığı falan var gibi. Pek ağlıyor, pek inliyor. Bir bakalım. Gel bakalım, gel. Şirin şey. Ne olmuş sana böyle? Şey hanımefendi, ben kapıcıyım. Şu ileriki bloklarda. Yani eğer çok şey olacaksa... Merak etme. Sen dedin ya sevaptır diye. Gel bakalım. Al bakalım gariban. Hadi ye bakalım. Hadi. Hadi. Ne yapacağız İsa? Ya benim de içime sinmiyor. Bir kere evin içinde köpek beslemek makbul bir şey değil. Ama çöpe de atamazdık ya bu hayvanı. Ya bahçeye koysaydık? Deli misin? Memduh mahveder bizi. Hadi ye. Sevmedin mi? Böyle idare ederiz bir iki hafta. Sonra bayrama falan giderken bunu da götürür, veririz eşe dosta. Hayırlısı bakalım. Hadi. İsa! İsa! Burcu sustur şunu kızım. Sus. Eyvah, ay, duydu işte. Geliyorum Memduh Bey. Garip, ne oldu? Ne diyeceğiz şimdi buna ya? Çık bir konuş bakalım. Bekletme adamı, hadi. Geliyordum ben Memduh Bey. Bu köpek sesi buradan mı geliyor? Ne köpeği Memduh Bey? Buradan gibiydi sanki. Neyse. Dışarı gel, bahçeye bakman lazım. Hemen geliyorum Memduh Bey. Nerede o? Ha? Şimdi yaktım çırağınızı. Memduh Bey, vallahi durum bildiğiniz gibi değil. Öyle mi? Çöpte buldum onu. Bacağı kırıktı hayvanı. Tedavi ettirdim. Ulan sizin kendi pisliğiniz yetiyor zaten. Bir de köpek mi çıkardınız başıma? Bahçeye koyayım Memduh Bey. Vallahi bayram izninde götüreceğim. Bir damla da pislik bırakmam ortalıkta. Bu ne biliyor musun? Yetki belgesi. Eğer 2 saat içinde o hayvanı yok etmezsen... kovarım seni buradan, anladın mı? Ama Memduh Bey... Karar senin.
Burcu götürüp bıraksın köpeği istersen. Hayır anne. Sus Burcu. Ya adam dellendi işte. Üstüne gitmeyelim. Yani zıvanadan çıkmasın iyice. İsa, sana söylüyorum. İsa, şimdi gelecek Memduh Bey. Köpek kalıyor. Biz gidiyoruz. Ne? İsa, delirdin mi sen? Nereye gideriz biz? Köpeği sokağa atmayacağım. İyi ama adamı duydun. Bizi koyacak kapının önüne. Keyfi bilir. Sersefil oluruz. 10 yıllık eşinim ben senin. Bu defa bu yolu tutalım. Beni yalnız bırakma. Bu adama pabuç bırakmak istemiyorum artık. Seni yalnız bırakmak da ne demek? Olur mu öyle şey? Sen ne alt ettiğini sanıyorsun? Gidiyorum. Gitmemi istemediniz mi? Tabii ya. Gideceksin tabii. Ya adam gibi çalışacaksın? Ben insan gibi çalıştım. Alın terime laf edemezsin. Ulan açlıktan sürünüyordunuz. Sus! Gidiyorum. Yani Memduh Bey, olacak iş değil ya. Ne istedin şu gariplerden? Öylesini zor bulacağız. Sen kapris yaptın ama doğru yapmadın Memduh Bey. Pişman değilim ben. İsa. Vay Yusuf. Ya yüzünü gören cennetlik be kardeşim. Vallahi öyle Yusuf. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl olsun canım? Her zamanki gibi işte. Sen ne yaptın? Vallahi buradayım. Rahatım yerinde hamdolsun. Ben severim biliyorsun. Toprak, yeşillik. Hı-hı. Zor oldu ama burayı bulduk işte Yusuf. Memduh Bey'i kaybettik. Sizler ömür. Öyle mi? Ulan sizin kendi pisliğiniz yetiyor zaten. Bir de köpek çıkardınız başıma.
Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Sana bunu haber vermeye gelmedim tabii. Ama garip bir şey. Nasıl yani? Bir gün ortadan yok oldu Memduh Bey. Biliyorsun, her gün çıkıp hani neredeyse teftiş eder gibi köşe bucak bakardı. İlk birkaç gün kale almadık. Hani gelir falan diye. Bir hafta oldu, adam yine yok. 8. gün Memduh Bey'in dairesinden çok çok fena bir koku geldi İsa. Hatırladıkça hala midem ağzıma geliyor. Çaldık, vurduk, açan olmadı. Çilingir çağırdık, ne yapalım? Konu komşu ağzımızı mendillerle tıkaya tıkaya övüre övüre açtık kapıyı. Gördüğüm şeyi asla unutmayacağım. Kapının aralığından yüzünü gördüm. Morarmış, çürümüş gibiydi. Böyle, ya Rabbi nasıl anlatmalı? Çok fenaydı İsa. Yalnız, yapayalnız. Yığılmış kalmış öylece. İlaçlarına ulaşamamış bile. Ortalıkta o ağır koku. Bir vakit giremedik eve. Tuhaf olan şu ki, yani seninle kavgalı olduğunu, seni kovduğunu biliyorduk ama... ama bunu sana bırakmış. Al. İsa, bana hakkını helal etmeni isterim. Şimdi yalnızım. Yapayalnız. Keşke senin gibi biri buralarda, yakınımda olsaydı. Ya da keşke tiksinerek baktığım bu köpecik burada olsaydı şimdi. Bana hakkını helal etmeni isterim. Memduh. İşte böyle. Çay içelim hadi. Ya Burcu nerede? Nerede olacak? Köpeğin peşinde. Kim bilir nerededir.